Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Ben bugün tavada çıtır çıtır istavrit hazırlayacağım arkadaşlar. İstavritlerimi yıkadım, suyunu iyice süzdürdüm. Tabağımın içine bir su bardağı kadar mısır unumu aldım. Şimdi istavritlerimi önce tuzluyorum. Tuzumu ilave edip iyice bir karıştırıyorum. Sonrasında istavritlerimi teker teker bu şekilde mısır ununa buluyorum. Arkadaşlar siz tarifimi izlerken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlerle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Beğendiğiniz tariflerimi de sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Tarifim hakkında düşüncelerinizi, varsa deneyimlerinizi benimle yorumlar kısmından paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi istavritlerimi tavamın içerisine dizdim ve orta kısmına da bağlamak için biraz daha istavrit yerleştirdim ve yarım çay bardağı ayçiçek yağımı tavamın içerisine şöyle önce kenarlardan ve ortasına iyice bir gezdiriyorum. Ve şimdi tavamı ocağıma alıyorum. Ve bir tarafını kızartıyorum. Şöyle tavamdan ayrılması için de arada bir tavamı sallıyorum. Bir tarafı kızardı. Şimdi yağını süzdürüyorum. Üzerine bir tabak kapatıp yağını süzdürüyorum. Ve ters çeviriyorum. Tabağımın içerisine alıyorum istavritlerimi. Gördüğünüz gibi bir tarafı harika kızarmıştı. Şimdi tabağımdan kaydırarak diğer tarafını da tabağımın içerisine alıyorum. Ve ocağıma alıyorum artık. Şimdi tekrar süzdüğüm yağımı içerisine alıyorum. Yağ az gelirse tekrar üzerine yeni yağ ilavesi de yapabilirsiniz. Ama bu yağ yeterliydi. Şimdi diğer tarafı da pişti. Yağını süzüyorum ters çevirip tabağıma alıyorum. Ve gördüğünüz gibi diğer tarafı da harika kızarmıştı. Sadece ortadaki kemiğini çıkarmanız yeterli. Çıtır çıtır nefis bir istavrit oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.